MIT açık ders malzemeleri Lineer Cebir 1806 16. ders. Peki hala. İşte 16. ders. Ve hatırlarsanız geçen dersimizi benim iz düşüm matrisi dediğim bu formülle bitirmiştik. Belki de bir dakikamızı ayırıp bu sihirli formülün ne yaptığını hatırlasak iyi olur. Örneğin bu bir iz düşüm oluşturuyordu. Eğer bir B ile çarpar, dolayısıyla P çarpı B'yi alırsam, B vektörünün sütun uzayındaki en yakın noktaya iz düşümünü alıyorduk. Tamam. Bunu hatırlamanın bir yolu da iki tane sınır yani uç durumu almak. Diyelim ki B vektörü sütun uzayında olsun. Bu durumda P iz düşümünü uygularsam ne elde ederim? Burada sütun uzayına iz düşüm alıyorum. Ama burada zaten sütun uzayında olan bir vektörle başlıyorum. Dolayısıyla iz düşüm uyguladığımda elime yine B geçecek. Doğru. Şimdi size bu formülden bunun nasıl çıktığını göstermek istiyorum. Diğer uç durumunu alayım. Diyelim ki vektör sütun uzayına dik. Sütun uzayını bir düzlem olarak alıp B'nin bundan dik olarak sarktığını düşünelim. Bu durumda sütun uzayında B'ye en yakın olan nokta nedir? Yani eğer benim baktığım B vektörünün Sütun uzayında bir bileşeni yoksa ve buna 90 derece bir açıyla yapışmışsa ki bu durumda Pb eşit 0 olmalı. Doğru. Düzleme olan izdüşüm veya sütun uzayındaki en yakın nokta nedir? Dolayısıyla bunlar iki sınır durumudur. Ortalama bir vektör sütun uzayında bir bileşene sahip olup, İz düşüm bu kısmı yok etmekte, bu kısmı ise muhafaza etmektedir. Anlaşıldı mı? Bunun neden doğru olduğunu görebiliyor musunuz? Bu formülün neden işe yaraması gerektiğini. Dolayısıyla bununla başlayayım. Hangi vektörler sütun uzayına dik? Sıfırı elde ettiğimi nasıl anlarım? Bir B vektörünün sütun uzayına dik olmasının neyi ifade ettiğini düşünmem gerek. Eğer bu tüm sütunları dikse bunun bir başka uzayda olması gerekir. Bizim 4 tane uzayımız var. Bunu yapmamın sebebi bu 4 uzayla ilgili bildiklerimi en iyi şekilde uygulamak. Hangi vektörler sütun uzayına dik? Bu vatandaşlar A devrin sıfır uzayındalar değil mi? Bu, bu bölümün birinci kısmında. Bu uzayların esas geometrisi. Eğer sütun uzayına diksem A devrin sıfır uzayındayım demektir. Pekala A devrin sıfır uzayındaysam bu büyük formülü B ile çarparsam PB'yi elde ederim. Bu artık izdüşüm PB. Sıfır elde ettim gördünüz mü? Tabii ki sıfır elde ettim. Bunun sonucunda A devrik B bana direkt olarak sıfır veriyor. E i̇şte buradaki sıfırların sebebi. Çünkü eğer sütun uzayına diksem o zaman A devrin sıfır uzayındayım demektir. Ve A devrik B sıfırdır. Pekala. Diğer olasılık ne? Eğer B sütun uzayındaysa bu formülün bana doğru sonucu verdiğini nasıl görebilirim? Peki sütun uzayındaki tipik vektör nedir? Bu sütunların bir bileşimi. Bu sütunların bileşimini nasıl yazarım? Söyleyin bana nasıl yazarım? Biliyorsunuz bu sütun uzayında olan her günkü vektörleriniz. Bunlar a çarpı 1 x formunda olabilir değil mi? Sütun uzayı içinde olan şey bu a çarpı bir şey. Bu sütunların bileşimini oluşturur. Kısaca bu b'ler a devrin sıfır uzayındadır sütun uzayındaki bu vatandaşlar, bu B'ler AX'lerdir değil mi? Buna kısa sınavlarda veya final sınavında önem vereceğim. Bunu artık kavramalısınız. Çünkü binlerce kez söyledik. Sütun uzayındaki şeyler A çarpı X vektörleridir. Tamam. Peki bu formülümüzü kullandığımız zaman ne olduğunu görüyor musunuz? Burada bir A devri K var ve bu tersiyle birbirlerini götürüyor. Dolayısıyla elimizde A çarpı X kalır. Yani sonuç A Ki bu B idi. Çalıştığını görüyorsunuz. İşte tüm iş bu. Götür götür ve geride AX kalsın. Ve A X e B idi. Dolayısıyla bu durumda bu B'ye eşit olur. Yani burada geometrik olarak biz bir vektör alıyoruz. bir sütun uzayımız var. Ve buna dik olan A devriğin sıfır uzayı var. Ve bizim tipik B vektörümüz burada. Sıfır var. Dolayısıyla bizim tipik B vektörümüz var. Ve onun P'ye iz düşümünü alıyoruz. Ve tabii ki aynı zamanda bunun diğer kısmını da buluyoruz. Yani E. Yi. Dolayısıyla bu iki kısım yani iz düşüm kısmı ve hata kısmı eklenerek orijinal B'yi oluşturuyor. Pekala. Bu bizim matrisimizin yaptığı iş. Dolayısıyla bu P, bu P, A, B'ye eşit. Ah, özür dilerim. P, B'ye. Bu B'ye uygulanan iz düşüm ve bu da bir iz düşümdür. Bu bu uzaya olan iz düşüm. Bunun için iyi formül ne? Diyelim ki sizden iz düşüm matrisinin bu uzaya yani bu dik bölgeye olan iz düşümünü istedim. Eğer bu iz düşüm P ise bana E'yi veren iz düşüm nedir? Bu, bu vektörün gerisinde istiyorum. Bu direkt olarak I eksi P çarpı B olur. Ki bu da bir iz düşümdür. Bu dik uzayı olan iz düşüm olur. Pekala. Eğer P bir iz düşümse I eksi P de bir iz düşümdür. Eğer P simetrikse I eksi P de simetriktir. Eğer p'nin karesi eşit p ise o zaman u eksi p'nin karesi eşit u eksi p olur. Bu sadece c1 ve sadece görüntünün bize dediğini yapıyor. Ama c1 bizi bu ifadeye götürüyor. P için verilen bu ifade bu alt uzay için bir taban oluşturur ve verilen bu A matrisinin sütunları da bizim sütun uzayımız için taban oluşturur. Bu sadece bir hatırlatmaydı. Bu formülü daha çok göreceğiz. Peki bunu nasıl kullanacağım? Bunu bir kere daha yapalım. Geçen dersimizde başladığımız ve en iyi doğruyu aradığımız probleme devam edelim. Hatırlarsak bu problemde ben belli bir noktalar dizisi aldım. Bunlar o kadar harika değildi. T eşittir 1, 2, 3. Yükseklikler de 1, 2 ve sonra tekrar 2 idi. Bu şekilde bu güzel 45 derecelik doğruyu buldum. Ancak burada üçüncü nokta doğru üzerine düşmüyordu. Ve en iyi doğruyu bulmak istiyordum. Yani aradığım doğru y eşittir c artı dt idi. Doğal olarak bu doğru bu üç noktadan geçmez. Çünkü hiçbir doğru bu üç noktadan geçmez. Buna göre en iyi doğruyu seçmem gerek. Buradan geçen ve en düşük toplam hatayı veren doğruyu. Şimdi size toplam hatanın ne olduğunu söylemem gerek. Ve bu kazanan doğruyu belirleyecek. Eğer bilmiyorsak yani hatadan kastımın ne olduğunu belirlemem gerek. Daha sonra bunu en düşüğe indirip en iyi C ve D'yi bulacağız. Tamam. Eğer buradan geçersem yani bu noktadan geçersem bu C artı D eşit 1 denklemini çözebilirim. Çünkü bu noktada T eşit 1'dir. Elimde C artı D olur ve doğru sonuç çıkar. Eğer bu noktadan geçersem C artı 2 de eşit 2 olur. Çünkü T eşittir 2 olduğunda cevabı 2 olarak elde etmek istiyorum. Üçüncü noktada Elimde c artı 3 de olur çünkü t eşit 3'tür. Aradığım cevap 2. Iki. Yine 2'dir. E i̇şte bunlar benim 3 denklemim. Bunlar bir çözüm içermiyor. Ama en iyi çözüm var. Peki bu en iyi çözümden kastımız ne? Şimdi biraz vakit ayırıp en iyi çözüm hakkında neler dediğimi hatırlayalım. Dolayısıyla benim denklemim ax eşit b. A bu 1, 1, 1, 1, 2, 3 matrisidir. X de benim sadece C ve D gibi iki tane bilinmeyenim var ve sağ taraftaki B ise 1, 2, 3 olur. Pekala. Çözüm yok. 3 denklem. Elimde 3'e 2'lik bir matrisim var. 2 tane bağımsız sütunum var. Dolayısıyla sütun uzayı için tabanım var. Bu iki sütun bağımsızlar. Bunlar sütun uzayının tabanı olur. Fakat sütun uzayı bu vektörü içermiyor. Burada en olası bu en olasıdan kasıt ne? Bunun doğrusal denklemlerde ortaya çıkması. Ben bunların toplamını minimize etmek istiyorum. Burada bir hata yapıyor olacağım. Burada da bir hata yapıyor olacağım. Ve burada da bir hata yapıyor olacağım. Ve bunların karelerinin toplamını alacağım. Ve bu hataları toplamış olacağım. Dolayısıyla bu karelerin toplamı. Bu benim aradığım en küçük kareler çözümü olur. Dolayısıyla bu hatalar ax ile b arasındaki farktır. İşte bunu küçük yapmak istiyorum. Ve bunu ölçme şeklim bu bir vektör değil mi? Bu E1, E2, E3 olur. Bu AX eksi B ve bu da E'dir. Hata vektörü. Ve küçük olması boyuna bağlı. Bu vektörün boyu. İşte bu benim minimize etmek istediğim şey. Ve kare almaya uygun. Eğer bir şeyi küçük yapacaksam bu asla negatif bir değer değil değil mi? Bu vektörün boyu burada sıfır vektörü olduğu zaman bu boy sıfır olacaktır. Bu benim tam olarak çözebileceğim bir durum. B sütun uzayında. Her şey mükemmel. Ama halen bu duruma gelmedik. Bir de E hata vektörüm olacak. Bu bizim resmimizdeki hata vektörü nedir? Burada söylemek istediğim şey ne olduğuna dair iki resmim var. Ne olup bittiğini gösteren iki resim var. Bu resimlerden birinde 3 tane nokta ve bir tane de doğru var. Peki bu resimdeki 3 tane hata nedir? Bu denklemden kaçırdığım 3 hata ne? Bu kadar. İşte o bu buradaki ufak parça. Doğruya kadar olan bu dikey mesafe. Burada bir, affedersiniz, burada bir var ve bir de C artı D. Ve işte bu mesafe i̇şte burada 2 ve burada da c artı 2 de. Dolayısıyla dikey olarak bu mesafe buradaki küçük hata e1'dir. Buradaki bu küçük hata da e2'dir. Buradan gelecek olan küçük hata e3'tür. Peki toplam hata nedir? Bu e1 kare artı e2 kare artı e3 kare şeklindedir. E işte küçültmeye çalıştığım şey de bu. Bu konuyla daha ziyade istatistikçiler ilgilenir. Bu istatistiğin büyük bir kısmını teşkil eder. Bir doğruya oturtmak bilimin önemli bir kısmıdır. Özellikle istatistiğin. Burada kullanılacak en iyi kelime regresyondur. Ben burada doğrusal regresyon yapıyorum. Burada karelerin toplamını alarak hata ölçümü yapıyorum. Burada bir istatistikçi şöyle diyebilir. Bu problemi çözerim. Çünkü bu temiz bir problem. Bunun sonucunda çok güzel bir doğrusal sistem elde edilir. Ama bu kareler hakkında biraz dikkatli olmalıyız. Bu durum için. Eğer bu noktalardan biri çok sapıyorsa, diyelim ki t eşit sıfırken, yani çok sapan bir durumda ölçüm yaptığımızı farz edelim. O zaman bu dördüncü nokta varsa bu en iyi doğru Aynı olur mu? Diyelim ki bu dördüncü nokta olsun. Hayır. Bu doğru en iyi doğru olmaz. Bu doğru olağanüstü bir yatağa içerir. Ve bunun karesini alınca bu nokta diğerlerinin çok uzağında kalır. İstatistikçiler buna dışarıda kalan adını verirler ve bu dışarıda kalan yüzünden problemin karmaşık hale gelmesini istemezler. Çünkü bu da sonunda bir hatadır. Dolayısıyla kare almaktan pek hoşlanmazlar. Eğer dışarıda kalanlar varsa bunları tanımlamak isterler. Tamam. Ben en küçük kareler metodunun kullanılmadığını söylemek istemiyorum aksine çok fazla kullanılmaktadır. Ama dışarıda kalanlar için aşırı düzeltme yapmaktadır. Bu kare alma yüzünden. Peki, bu vatandaşın olmadığını farz edelim. Elimizde sadece 3 tane denklem olsun ve hatayı minimize etmek isteyeyim. Hatırlarsanız göz önüne almamız gereken 2 tane resim vardı. Bunlardan bir tanesi şuydu. Bu 3 tane nokta en iyi doğru ve hatalar. Şimdi bu resimde bu doğru üzerindeki noktalar nedir ve bu noktalar gerçekten doğrunun üzerinde midir? Bu onlara P1, P2 ve P3 diyelim. Bunlar 3 tane sayıdır. Dolayısıyla bu yükseklik P1, bu yükseklik P2 ve bu yükseklik P3'tür. Peki bu adamlar kim? bunların B1 yerine 3 tane sayı olduklarını farz edelim. Herkes tüm bunları görüyor değil mi? Benim şekilleri çizmem çok iyi değil. Ama işte bize verilen B1, verilen B2 ve verilen B3 burada. Size söz veriyorum. Bu resme ek olarak bir tane harf bile koymayacağım. Burada B1 var. P1 bu doğru üzerinde olan. V1 de aradaki mesafe. V2 noktasında V3 noktasında da aynısı olacak. Peki ne oluyor? Bu P'ler nedir? P1, P2, P3 bunlar ne? Bunlar bileşenler olup bir doğru üzerinde bulunurlar değil mi? Bu arada B değerleri olan 1, 2, 2 yerine P1, P2, P3 noktalarını koyduğumu varsayayım diyelim ki buraya P1, P2, P3 noktaları koydum. Biraz sonra bu sayıların ne olduğunu bulacağım. Fakat yaptığımın bir resmini oluşturmam gerek. Eğer bu üç denkleme P1, P2, P3 koyarsam neye yarayacak? Bunları çözebileceğim. Bu P'lerden geçen bir doğru. Dolayısıyla P1, P2, P3 vektörü bu sütun uzayı içinde. Bu bu sütunların bir bileşimidir. Bu en yakın bileşimdir. İşte o bu resimdir. Gördüğünüz gibi burada iki tane resim var. Bu noktaları gösteren resim ki bu resim tahta düzeminde. bu da vektörleri gösteren resim. Buradaki bu örnekte olan B vektörü 1 2 2 vektörüdür. Bu durumda sütun uzayı şuradaki A tarafından gerilir. 1 1 1 1 2 3 matrisinin sütun uzayı tarafından. Ve bu resim en yakın noktayı gösteriyor. Buradaki P1 P2 P3 noktası ki bunu bu ders sonuna kadar hesaplayacağım. Sütun uzayına en yakın nokta olur. Pekala. İzin verin. Bunu daha fazla uzatmayı göze alamam. Şimdi bunu hesaplayabilir miyim? Bu hesabı yapıp P'yi bulacağım. Pekala. P'yi bulun. X'i bulun ki o CD'dir. P'yi bulun ve P. Pekala. Bu ufak şapkaları üzerlerine koymak suretiyle bunun en iyi kestirim doğrusu olduğunu, mükemmel doğru olmadığını hatırlatayım. Pekala. Şimdi ne yapacağım? Mekanizmayı çalıştırayım. X için olan denklem neydi? X şapka için. Bunun için olan denklem A devrik AX şapka eşittir A devrik X. A, ah, A devrik B. Bunun istatistiğin en önemli denklemi olduğunu söylememe izin verin. Ve tabii ki en iyi kestiriminde. Ve her neyseniz ne zaman bir hata veya gürültünüz varsa bunun için ilk kullanacağınız kestirim budur. Tamam mı? Herhangi bir şeyi birkaç parametreyi oturtmaya çalışıyorsanız kullanacağınız denklem budur. Tamam, çözelim bunu. A devrika nedir? Dolayısıyla bu matrislerin ne olduğunu bulmam gerekir. 1, 1, 1, 1, 2, 3 ve 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Bu çarpım bana bir matris verir. Bu çarpımdan ne elde ederim? 3, 6, 6 ve 1 ve 4 daha ve 9 daha 14 olur. Pekala. Ve hesaplamalara başlamadan önce bu matriste neyi görmeyi beklemeliyim? Ve görüyorum da bu matrisin simetrik olmasını beklerim. Ve bunun tersinin olmasını beklerim. Bu dersin sonuna doğru bunun pozitif tanımlı olmasını bekleyeceğimi söyleyeceğim. Ancak bu, bu son derece önemli bir matris olan A devrik A için olan ilerideki bir husus. Tamam. Şimdi de A devrik B'yi belirleyelim. Öyleyse bu B'ye burada ek bir sütun ekleyebilir miyim? 1, 2, 2 ve 1 ek de A devrik B'ye koyarsak burası 5 ve burası da 1 ve 4 daha ve 6 daha 11 eder. Sanırım benim denklemimde 3C artı 6D eşittir 5 ve 6D artı A. 6C artı 14D eşittir 11 olur. Sağlama açısından bakalım doğru mu yapmışım. 1, 1, 1, 1 çarpı 1, 2, 2 eşittir 5. 1, 2, 3 bu 1'dir. 4 ve 6, 11. Her şey yolunda gözüküyor. Bunlar benim denklemlerim. Bunlar benim. Bunlara normal denklemler adı verilir. Bunları yazıyorum ki onları çözebileyim. C ve D için çözüm yapacağım. Burada bunları çözmeden bu yukarıdakiler için bir şey daha yapabilir miyim? bu denklemleri kalkülüsten bulmak istiyorum. Bunları bu minimize eden şeyden bulmak istiyorum. Pekala. Birinci hata ne? ilk hata birinci denklemle kaçırmış olduğumdur. C artı D eksi 1'in karesi. Ve ikinci denklemde kaçırmış olduğum ikinci hata da C artı 2D eksi 2'nin karesi. Ve üçüncü hatanın karesi ise c artı 3 d eksi 2'nin karesi olur. Bu benim minimize etmeye çalıştığım hataların karelerinin toplamı olur. Pekala. Bunu nasıl minimize ederiz? Pekala. Doğrusalca bir bize minimum için olan denklemleri verir. Aynı zamanda kalkülüsü de kullanabilirim. Bu değişkenleri c ve d olan iki değişkenli bir fonksiyondur. Ve burada minimumu arıyorum. Peki bunu nasıl bulacağım? Direkt olarak kalkülüsten mi? Kısmi türevlerini alacağız. Doğru mu? C ve D gibi iki değişkenimiz var. Dolayısıyla C'ye göre kısmi türev alıp bunu sıfır eşitleriz ve bu denklemi elde ederiz. Dolayısıyla ş'ye göre kısmi türev alırsanız bunu yapmayacağım. Bunu size bırakıyorum. D'ye göre kısmi türev bildiğiniz gibi doğrusal olacak. İşte bu en küçük karelerin güzelliği. Burada bir şeyin karesini alıp daha sonra da bunun türevini alırsak doğrusal bir şey elde ederim. İşte elde ettiğim şey bu. Dolayısıyla bu hatanın C'ye göre türevi 0 olmasından ve bu da hatanın D'ye göre türevinin sıfır olmasından oldu. Nereye bakarsanız bakın karşımıza bu denklemler çıkıyor. Sanırım bunu çözebilirim. Yapacağım şey bunları birbirinden çıkarmam gerekiyor. Tabii yok etme de yapacağım. Çünkü yapmayı bildiğim yegane şey bu. Bunun iki katını bundan çıkartırsam bana bakalım. 6. Peki 2 türe eşittir 1 olabilir mi? Ha. Ama böyle değil. Bu sayıların çok kötü olarak ortaya çıkmasından korkuyordum. Ama bundan şunun iki katını çıkararak elde ettiğim denklem 2D de eşittir 1 oldu. Dolayısıyla D eşittir 1 bölü 2 olup C'de yerine koyma sonunda bu her neyse bize 6D eşit 3 verir. Dolayısıyla C artı 3 eşittir 5 var. Şimdi geri dönüp yerine koyarsam doğru. 3. Bu arada silik harflerle yapayım. 3C artı 6 da eşit 5. Buradan 3C eşittir 2. Dolayısıyla C eşittir 2 bölü 3 olur. 1 bölü 2 ve 2 bölü 3. Dolayısıyla en iyi doğru, en iyi doğru 2 bölü 3 sabiti artı 1 bölü 2 t şeklindedir. Peki benim bu çizdiğim şekil az çok doğru mu? Tekrar yazalım. Bu en iyi doğruyu kopyalayalım. 2 bölü 3 ve 1 bölü 2. Bakalım 2 bölü 3 ve 1 bölü 2'yi koyacağım. Tamam. Bu P1 ne? Bu T eşit 1'deki değer. T eşit de elimde 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 var. Ki bu da 4 bölü 6 ve 3 bölü 6 olur. Dolayısıyla P1, ya bunun üzerine ek bir şey yazmayacağıma dair söz vermiştim. Dolayısıyla P1'i silip 7 bölü 6 yazıyorum. Tamam. Bu 1'in üstünde ve E1 1 bölü 6 olur. Doğru. Hepsini gördünüz değil mi? P2 ne? T eşit 2 iken benim doğrum nedir? T eşit 2 iken bu 2 bölü 3 artı 1 değil mi? Bu 5 bölü 3 olur. 2 bölü 3 ve T eşit 2 yani 2 bölü 3 artı 1 eşittir 5 bölü 3. Bu kesinlikle tam olarak 2'den daha küçük. Ve sonra nihayet P3 T eşit 3 iken 2 bölü 3 artı 3 bölü 2 nedir? Bu 3 bölü 2 artı 2 bölü 3 ile aynı. Bu belki 4 bölü 6 ve 9 bölü 6, belki de 13 bölü 6'dır. Tamam. Tekrar bakın, buna bakın. Bu cevabın güzelliğini takdir etmelisiniz. Bu birinci hatanı, işte e1, e2, e3 hataları. Pekala, İlk hata e1'ne. Tamam. Eğer hataların toplandığına karar verirsek, bu 1 bölü 6 olur. Ve en son hata 13 bölü 6 eksi 2 eşittir 1 bölü 6 olur. Peki bu ortadaki hata nedir? Bakalım doğru cevap 2 idi. Ve biz 5 bölü 3 bulduk ve bu diğer yönde eksi 1 bölü 3 eksi 2 bölü 6 olur. Bu bizim hata vektörümüz bizim resmimizde ve diğer resimde burada. Şu anda P ve E'yi bulduk. E bu vektör 1 bölü 6, eksi 2 bölü 6, 1 bölü 6 ve P de bu adam. Güzel. Belki de E'nin işareti hatalı. Sanırım öyle. İzin verin düzelteyim. Çünkü bu 1 bölü 6 Ve bu artı p'nin orijinal b'yi vermesini istiyorum. Ben p artı e'nin b olmasını istiyorum. Dolayısıyla eksi 1 bölü 6 artı 7 bölü 6'nın doğru b olup 1'e eşit olmasını istiyorum. Şimdi burada derin bir nefes alacağım. Ve bu hata vektörü hakkında ne bildiğimizi soracağım. Gördüğünüz gibi tüm problem çözüldü. Hatta sayılar bile doğru çıktı. Dolayısıyla P burada izin verin yazayım. Şimdi buraya B eşittir P artı E yazayım. B inanıyorum ki 1, 2, 2 idi. En yakın nokta 7 bölü 6 oldu. Diğerleri neydi? 5 bölü 3 ve 13 bölü 6. Ve e vektörü eksi 1 bölü 6, 2 bölü 6, 1 bölü 3 başka bir deyişle ve eksi 1 bölü 6 idi. Tamam. Bu iki vektör hakkında bana bir şeyler söyleyin. Bu iki vektör hakkında bana bir şeyler söyleyin. Güzel. Bunlar toplanıp B oluyor. Değil mi? Çok güzel. Başka ne var? Bu iki vektör P yani iz düşüm vektörü ve E yani hata vektörü hakkında neler biliyoruz? Bunlar birbirine dik. Doğru. Bunu teyit etmeye cesaretiniz var mı? Bu vektörlerin skaler çarpımlarını alabilir miyim? Eksi 7 bölü 36 gibi bir şey elde ederim. Bunu 10 bölü 6 ile değiştirebilir miyim? Oh tanrım hemen buraya gel. Ee, eksi 7 bölü 36 artı 20 bölü 36 eksi 13 bölü 36. Ah tanrım şükürler olsun. Pekala. Ve bu vektör hakkında daha neler bilmeliyiz? Gerçekte biliyoruz. Çok az şey daha biliyoruz. Bu e vektörü P'ye dik. Ama daha birçok şeye dedik. Bu sadece sütun uzayında bulunan bu şeye dik değil. Bu kesinlikle sütun uzayında bu sütun uzayına da dik. Dolayısıyla bana bunun dik olduğu bir başka vektör daha verin. Bir tane daha. Çünkü bu tüm sütun uzayına dik. Sadece buna değil. Bu sütun uzayında olan bir iz düşün. Ancak sütun uzayında olan diğer şeylere dedik. Dolayısıyla bana bir başka vektör söyleyin. Pekala matrisi yazdım. Bana sütun uzayında olan bir vektör söyleyin. Güzel bir tane seçin. 1, 1, 1. Bu herkesin düşündüğü şey mi? Pekala. 1-1-1 sütun uzayında. Bu adamın 1-1-1'e dik olması gerekiyor. Öyle mi acaba? Tabii ki öyle. Eğer 1-1-1'in skaler çarpımını alırsam eksi 1 bölü 6 artı 2 bölü 6 eksi 1 bölü 6 eşittir 0 elde ederim. Ve bu 1-2-3'e dedik. Çünkü 1-2-3'ün skaler çarpımını alırsam eksi 1 artı 4 eksi 3 bulurum. Ki bu da yine 0 olur. Pekala. Umarım bu iki resmini görüyorsunuz. Buradaki resim vektörlerle. Buradaki resimse en iyi doğru ile ilgili ve aynı resim sadece buradaki düzlemde doğru gösterilirken buradaki doğruyu hiçbir zaman göstermedi. Bu resimde C ve D hiçbir zaman olmadı. Bu resimde ise C ve D vardı. Bildiğiniz gibi bunlar bu doğruyu belirliyor. Ancak bu ikisi tamamen aynı. C ve D, P'yi veren bu iki sütunun bileşimidir. Dolayısıyla bunlar bu kareler. Ve buradaki en özel ve önemli örnek bunları doğru üzerine oturtmak. Dolayısıyla bu çarşamba size doğru üzerine oturtma ile ilgili ev ödevi verilecek. Yani burada anahtar denklemi çözeceksiniz. Bu anahtar denklemi çözdüğünüzde P eşittir AX şapka olacak. Bütün hepsi bu. Pekala. Daha önce bahsettiğim ve Sonra da tekrarladığım üzere biraz doğrusal cebir yapalım. Şu ana kadar yapmadık ama şimdi yapmam gerekiyor. Bu A devrik A matrisi ile ilgili. İşte. Bu matrisin tersinin olduğundan emindim ve tabii ki bunun tersinin olduğundan emin olmak istedim. Çünkü bu problemi bu matrisle çözmeyi planladım. Daha önce bu bölümün hemen başında belirttiğim gibi bunun tersinin olması gerekir. Ama şimdi buna geri dönebilir miyim? Söylediğim gibi A bağımsız sütunları sahipse, A devrikanın tersi alınabilir ve ilk önce önemli bir hususu tekrarlamak istiyorum. Bu her şeyi oraya koyan bir şart. A'nın bu bağımsız sütunları her şeyin oraya gitmesini garanti eder. Düşünün bakalım neden? Neden bu A devrik A neden A'nın sütunları bağımsızken ters alınabilir oluyor? Pekala. İşte eğer tersi olmasaydı dolayısıyla bunu ispatlamak istiyorum. Eğer o ters olmayansa ne olur? Bu doğruya erişmek. Düşünerek bu doğruyu takip etmek istiyorum. Ve bakalım ne elde edeceğim. Dolaylı ispat. Diyelim ki a devrik ax sıfır olsun. Bunu ispatlamaya çalışıyorum. Şimdi işte bu ispattır. Bu derste pek fazla ispat yapmak istemiyorum. Ama bu son derece önemli bir husus ve bildiğimiz her şeyi o sağlıyor. Şimdi ispata geçelim. A devrik AX eşit 0 diyelim. Burada ispatlamak istediğim şey A devrik A'nın tersinin oldu. Pekala şimdi neyi ispatlamaya çalışıyorum? İspatlamaya çalıştığım şey bu husus. Bunu kullanacağım ve bu matrisin tersinin olduğunu kanıtlamak istiyorum. Tamam? Pekala. A devrik Ax'in 0 olduğunu farz edersem hangi sonuca erişmeye çalışıyorum? X'in de 0 olduğunu bilmek isterim. X'in 0 olması gerektiğini göstermek istiyorum. Bunu göstermek X'in 0 vektörü olduğunu ispatlamak demektir. Bu doğru mu? Geçen bölümde işte bunu anlamaya çalıştık. Yani bir matris tersinin olması onun sıfır uzayında sadece sıfır vektörünün olması demekti. E i̇şte göstermek istediğim de bu. A devrik AX neden sıfır? X neden sıfır olmak zorunda? Bunun sebebi ne? Bunu yapmanın iki yolu var. Bir tanesini göstereyim. İşte hile burada. Her iki tarafın x ile skalar çarpımını alalım. Dolayısıyla her iki tarafı da x devrik çarpacağım. x devrik, a devrik, a x eşittir 0. Bunu hile olarak yazmamalıydım. Buna böyle demek saçma bir fikir gibi görünüyor. Bu harika bir fikir. Daha önce ortaya koymalıydım. Pekala. Bir fikrim var. Tamam. Şimdi x devrik a devrik ax eşittir 0 denklemin var. Bu denkleme bakarak bunu hemen görmenizi umuyorum. Bu denklemden ne sonuç çıkarabilirim? Eğer elimde x devrik a varsa pekala. x devrik a devrik ax nedir? Bu size ne veriyor? Bunu tekrar paranteze alıyoruz. ax'e bakıyorum ve ne görüyorum? Onun devriğini. Burada gördüğüm şey ax devrik ax. Bu sıfıra eşit. Artık ax devrik ax dolayısıyla ona y veya herhangi bir şey dersem ve y devrik y sıfırsa bu bana ne söyler? Bu vektörün sıfır olması gerekir değil mi? Bu uzunluğun karesi olur. Bu ax kare vektörünün uzunluğudur. Yani ax çarpı ax. Buradan ax'in sıfır olması gerektiği sonucuna varıyoruz. Güzel. Bir yerlere geliyoruz. Artık ax'in sıfır olduğunu biliyorum. Şimdi bu ufak hipotezimi kullanacağım. Her matematikçi bu hipotezi bir yerde kullanmak zorunda değil mi? A'nın bağımsız sütunları varsa ve biz de AX'in sıfır olduğu bir noktadaysak bu bize ne söyler? Bu size final sınavındaki sorulabilecek doldurmalı sorulara benziyor. Eğer A'nın bağımsız sütunları varsa ve AX eşit sıfırsa o zaman ne olur? Lütfen söyleyin. x sıfır değil mi? Bu benim ispatlamak istediğim şey. Bunun neden böyle olduğunu görüyor musunuz? Eğer ax x eşit sıfırsa şimdi bunu kullanıyoruz. Buradaysa bir şeyin karesi olarak kullandık. Dolayısıyla yaptığımız gözlemleri ufak bir paranteze alıyorum. Bu sıfır olan bir kareydi. Dolayısıyla bu şey sıfır olmalı. Şimdi A'nın bağımsız sütunları olduğundan bağımsız sütunlar hipotezini kullanıyoruz. Bu bana X'in kendi sıfır uzayında olduğunu ve böyle bir matrisin sıfır uzayında olan yegane şeyinde sıfır vektör olduğunu söylemekte. Tamam. E işte argümanımız bu. Ve bu sıfır uzayı anlayışımızı nasıl kullandığını görüyorsunuz. Bu harika. Pekala. Pekala. Neredeyiz? Bu tahta sanki bu matrisin bağımsız sütunlara sahip olmasından dolayı tersinin alınabilmesi gerektiğini söyleyen destekleyici bir teori gibi. İşte burada bağımsız bir durum var. bu durumda geometri çok daha işe yarıyor. sütunların bağımsız olduğu zaman bunu belirteyim. Bunu yazayım çünkü gelecek sefer konu bu olacak. Sütunlar eğer dikseler kesinlikle bağımsız olurlar. Burada sıfır sütun kullanma ihtimali çıkartmalıyım. Hepsinin uzunluğu 1 olsun. Yani bunlar birimlik vektörlerse kesinlikle bağımsızdırlar aynen 1 0 0 0 1 0 ve 0 0 1 vektörleri gibi. Bu vektörler birim vektörler olup birbirlerine diktir ve kesinlikle bağımsızdırlar. Daha da fazlası var. Diyelim ki onlar aa bu çok güzel. Yani bu matris için A devrika nedir? Bu üç sütunlu matris için bu bir birim matristir. İşte bu dersin ana noktası geliyor. Eğer birim dik vektörlerle ilgileniyorsak ve bunun için dik kelimesini kullanmalıydım ama birbirlerine dik dedim ve bu birim vektörlere dik kelimesini ekleyerek elde edilirler birim dik vektörler. Bunlar bulabileceğiniz en iyi sütunlardır. Sütunları birim dik olan matrisler birbirlerine diktir. Ve bunlar birim vektörlerdir. Ama bunların bu üçü olması şart değil. Burada size son bir örnek yapayım. Peki. Biri böyle bir açıda ve biri de 90 derecede olsun. Bu vektör kosinüs teta, kos teta, sin teta bir birim vektör. Bu vektör de eksi sin teta, kos teta olsun. Bunlar birim dik vektörlerin favori çiftleridir. Bunların ikisi de birim vektör olup birbirlerine diktirler. Bu açıda 90 derecedir. Gelecek haftaki işimiz neden birimdik vektörlerin harika olduğunu görmek. Ve daha sonra da vektörleri birimlik yapmak olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkürler.